ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kardeşlerimle sohbet ederken bir cemiya bizim yolumuz sohbet olur demişler. Ruhaniyetlerimiz sohbet yolu ile, ki sohbet dediğimiz vakit diskoda, diskantta yapılan sohbet değildir. Sokakta yapılan kokteyl partilerinde yapılan, konken partilerinde yapılan sohbet değil. Allah sohbetidir. Allah sohbetinde bulunan her kimsenin ruhaniyetine feyiz verilir. Ve bir ferahlık gelir. Ruhaniyet, nefsaniyetin baskısından, arzularının verdiği sıkıntıdan bunalmış olan ruhaniyete ferahlık gelir. Ferahlık göklerden gelir. Dünyada ferahlık yok. Ruhaniyetimiz istediği ihtiyacı olan atmosfere Allah meclislerinde kavuşur. Balığın sudan çıktığı zaman nasıl boğulma haline girdiği gibi nefsaniyet bu dünyada boğulma halindedir. Onu yeniden geldiği atmosfere sokmak lazımdır. O da Allah meclislerinde zikir atmosferidir. Sokaktaki atmosfer burada yoktur. Çünkü burada Allah'ın adı zikrediliyor. Burada zaten orada dışarıda olmayan atmosferi bulmak için geliyor buraya gelen ruh sahipleri. Balığın yeniden o içinden çıkarıldığı okyanusa atılması gibi, kavuşması gibi ruhaniyet zikir meclislerinde kendi okyanusuna dalar ve ferahlar. Nefesi o okyanusta alır. Ve dünya nefsaniyetimiz için ruhaniyetimizi balık gibi görürsen bu dünya hayatı karadır, çöldür. Balığın çölde işi ne? Balığın çölde ne kadar hayat yaşama imkanı var? Nefes alma imkanı var. Onun için en azından diyor haftada bir kere olsa zikir meclisinde hazır bulun ki ruhaniyetin, boğulmakta olan ruhaniyet nefes alsın, ferahlasın. İnsanoğlu nasıl ferahlayacağını bilemediği için ferahlığı, nasıl rahatlayacağını bilemediği için rahatlığı sokakta arıyor. Sokakta evimden dışarıya bir kendimi atayım, o bara, şu saza, bu caza gideyim, ferahlayayım diyor ama ruhaniyettir bunalmış olan, nefsaniyet değil. Onu daha kötü durumlara sokuyor. Nefsaniyeti zevk alsa da ruhaniyeti boğuluyor. Onun için depresyon asrıdır bu asır. Çünkü bu asırda olduğu kadar disko eski zamanda yoktu. Saz da yoktu, caz da yoktu, bar da yoktu, pavyon da yoktu, sokak hayatı da yoktu. Evinde kal daha iyi. Dışarıdaki atmosfer berbat. Orada her türlü cins iki ayaklı cirit atıyor. Onların ne kadar deli varsa dışarıda geziyor. Ne kadar ruh hastası varsa sokakta geziyor. Orada aradığın ferahlığı bulamazsın. Allah meclislerine koşacaksın. Zikir meclislerinde hazır olacaksın. Ruhaniyet oradan gıdalanır. Onun için bizim yolumuzun ustaları, sultanları demişler. Bizim yolumuz sohbettir. Allah sohbetidir. Ve Allah sohbeti ne için vardır? Ruhaniyete bir nefes aldırmak için vardır. Bir nefes vermek için vardır. Gıdalandırmak için vardır. Nefsaniyeti ise törpülemek için. Ve her sohbette diyor, nefsaniyetimiz odun gibidir. İşlenmemiş, elden geçmemiş, kütüktür. Onun her sohbette onu marangoz gibi o meclise bulunan, yapılan sohbette marangoz gibi onun o nefsaniyeti rendelerler.
törpülerler. Her bir sohbette daha bir incelenir, daha bir nakışlanır, daha bir güzel görüntü alır. Sen o nefisten törpülenmeye, usta elinde işlenmeye razı gelen nefisten her türlü eseri meydana, güzel bir eseri meydana çıkarabilirsin. Ama bu nefis razı gelmesi lazım nefsin sahibi. Törpülenmeye, rendelenmeye, elden geçmeye, işlenmeye. Sen kütüğü kütük olarak bırakırsan bir işe yaramaz. Neye yarar? Yarar. İşe yaramayacak bir şey yok. İşe yaramayacak nesneyi Allah yaratmadı. Her şey işe yarar. Elden geçmemiş, işlenmemiş odun ne işe yarar? Ateşi atmaya yarar. O da ateşe yarar. Onun için ama sen ateşe atılmak için yaratılmadın. Sen ateşten kaçmak, bir işe yaramak için, başka bir işe, daha güzel bir işe yaramak için yaratıldın. Odunu da işlerse marangoz, ateşe atılmaktan kurtarır. O odunu masa yapar, sandalye yapar, antika bir eşya yapar. Yüzyıllarca baş köşede oturur, kendisine hayran bırakır. Usta elinde işlenen odun. Nereden bu be? Ming dinasti şey. Changchung dinasti. Hung dinasti, Han dinasti. Ne kadar dinasti varsa o zamandan kalma diyor. Antika. Ya toprak değil mi bu? Yok, bu nadide bir vazodur. 3000 senelik tarihi vardır. Sarayda baş köşede oturur. Önceden topraktı ama işlendi. Onun için bu hale geldi. Önce neydi? Topraktı diyor. Ne işe yarardı? Üstüne basmaya iyi yarardı. Üstünde tepinmeye. Sonra ne oldu? Kendisini bir usta eline teslim etti. Beni çiğnetme artık dedi. Ayaklar altında. Al dedi. Yumrukla, yoğur. İşle. Güneşte canımı yak, sıcakta, hararette, ateşlere at. Beni kavur. Beni pişir. Beni bir Ming dinasti vazo yap. Qing dinasti vazo yap. Beni bir antika yap. Herkesin hayran kalacağı. Padişahlar, krallar, imparatorlar bana aşık olsun. Beni sarayının baş köşesine oturtsun. Vezirlerine, hanımlarına, çocuklarına değil bana baksın. Evliyalar dediğimiz vakit, işte o ustalar dediğimiz vakit, enbiyalar. Bakın 1000 sene, 2000 sene, 5000 sene geçiyor da onların türbeleri, makamları nerede diye koşturuyorlar, ziyaret ediyorlar. Çünkü onlar işlenmiş cevherlerdir. Aradan binlerce sene geçse de arkalarından koşturuyorlar. Hangi dinastiden bunlar? Hak dinasti. Hak dinasti. Bu dünya yanar biter kül olur, başka dünyalar kurulur, onlar yine arkasından koşturur. Hak dinasti. Ming dinasti gelir geçer. Hak dinasti her zaman ayakta. Onun için her insanın nefsi belki odun gibidir ama işlenmeye elverişlidir. Ateş için yaratılmadı hiç kimsenin nefsi. Bir paha biçilmez eser olmak için, cevher olmak için yaratıldı. Bütün kutsal kitapları aç bak ne yazıyor? Ateşten kaç yazıyor? Sen ateş için yaratılmadın diyor. Ben sizi ateş için yaratmadım ey insanlar diyor. Ne yapmamız lazım o zaman? Ateşten kaçmak, inanın diyor. Ateşten, ateş için yaratılmadığınıza inanın. Ateş için yaratılmadığınıza evvela inanın. Sonra benim için yaratıldığınıza inanın. Hak için, aşk için, Allah için, en yüksek mertebe, makam için yaratıldığınıza inanın. En yüksek şeref için. Ve inanıyorsan, inananlardan isen, bilenlerden de olacaksın sonra gördüğün vakit diyor. Sana açıldığı vakit. Ve her sohbette işte nefislerimizi, böyle odun olan nefislerimizi terbiye ederler.
bir yüksek makama, bir daha yüksek makama, bir daha yüksek makama her törpüde, her rendede, her zımparada daha bir parlak hale getirirler. Bahçıvanın işi nedir? Bahçıvanın işi o ne kadar dikenli çalılar, çırpılar varsa o arazi üzerinde onları, o toprağı, o bütün o unkraut dediğimiz böyle lüzumsuz ottan, dikenden temizleyip, eşeleyip, silkeleyip, ekip biçmek, sulamak, o toprağı işlemek, terbiye etmek, oradan bir gül bahçesi yapmaktır, çiçek bahçesi yapmaktır. O bahçıvanı oraya tayin eden adam, sultan, onun beklentisi o bahçıvandan o vahşi toprağı, dikenli toprağı gül bahçesine çevirmesidir. Hem bahçıvan hem sultan mutlu olsun. Onun için göklerden bize ilahi bahçıvanlar yolladılar ki bizim vahşi toprağımızı, dikenli nefsaniyet, nefsaniyetimizin dikenlerinden bizleri temizlemek, bizlere çapayı vurup bizleri işlemek, bir ruhaniyetimizi gül bahçesine çevirmek için. Bir, ki sultan, bizi yaratan padişah övünsün, bizimle iftihar etsin. Evliyaları yolladı, peygamberleri yolladı bahçıvanlar olarak. Bak şu aleme, terbiye edilmemiş bir nesne var mı? Bu ağaçları, bu toprağı kim dikti? Senden önce kim vardı da dikti? Kendi kendine mi dikildi? O dağları yerine kim yerleştirdi? Bu dünyayı kim dizayn etti? Gölleri, nehirleri, denizleri yerli yerine koydu, oturttu. Sen boş evi bile birine ihtiyacın var dizayn etsin. Kendi kendine bir mobilya oraya, bir sandalye oraya gelmez. Onu oraya koyacak adam lazım. Şeyh Efendi diyor, bazen diyor bakıyorum bir tomurcu ağacın üzerinde. Bu tomurcuk sonra birden açmaya başlıyor. Kim emrediyor da açılıyor bu tomurcuk? Nasıl açılıyor? Cansız dersin sen buna. Veyahut da akılsız dersin. Vaktini, saatini nereden biliyor da kendi kendine mi karar veriyor? Bir emir geliyor ve açılıyor. Demek ki bu dünyada olan her mevcudatın, her şeyin bir sahibi var. Onu bir işleyen, onun üzerinde söz sahibi olan bir kuvvet var. Senin üzerinde söz sahibi olan kuvvet kimdir? İnsanoğlunun nefsi emir dinlemeyi, söz dinlemeyi sevmez. Kabul etmez. Ben kendimden başka kimseyi dinlemem der. Her insanın nefsinde vardır bu. Hoşuma giderse kabul ederim, hoşuma gitmezse etmem der. Yani hoşuna gitmesine bakar. Doğru olup olmamasına bakmaz. Hiçbir nefis doğrudur, eğridir diye düşünmez. Hoşuma gidiyor mu gitmiyor mu diye düşünür. Nefsin tek düşüncesi, aklının çalıştığı tek şey. Hoşuma gidiyor mu gitmiyor mu? Doğru mu yanlış mı değil. Bir gün bir kimse bana geldi dedi ki Köln'de şeyh dedi ben dedi birisi bana bir talimat verdiği zaman canım sıkılıyor. En sevmediğim şey talimat almaktır. Biri bana oradan kalk buraya otur dedi mi de kalkarım bir daha da oturmam giderim dedi. Çünkü bana kimse benim istemediğim bir şeyi, düşünmediğim bir şeyi söyleyemez dedi. Ben karar veririm kalkıp kalkmayacağımı, oturup oturmayacağımı. Dedim ki sen söylediğinde doğru musun? Samimi misin? Ve sen söylediğine kendin hakikaten inanıyor musun? Evet dedi. Ben dedi bana kimse bir şey söylemez. Siz dahi söyleseniz dedi yapmam dedi. Ben karar veririm dedi. İstersem yaparım, istersem yapmam. Emir dinlemem dedi. Sen dedim hiçbir kimse yok ki bu varlıkta emir altında olmasın. Emre itaat etmesin. Ya görünürde itaat eder ya görünmezde itaat eder. Emir altında olmayan varlık yok dedim. İlk emir ne zaman geldi varlığa? Ne zaman emir olmasaydı, bir emir gelmeseydi varlık varlık olarak vücut bulamazdı ki. Vasfa hangi emirdi o ilk emir? Ol emriydi. Ol. Emirdir bu.
her şey bu varlıkta vücut bulmuş olan denizlerin en karanlık noktalarında, göklerin en yüksek noktalarında ne varsa hareket eden, etmeyen. Hepsi emirle var olmuştur. Emirle var olan da emirle yürür. O emir üzerinden kalksa, o nesnenin, o varlığın, o varlık o anda yok olur. Varlıktan silinir. Emirle varsın sen ve her şey. Nasıl dersin emre itaat etmem? Ediyorsun da akılsız olduğundan, habersiz olduğundan, şuursuz olduğundan, idraksız olduğundan, ahmak olduğundan anlamıyorsun. Bütün spiritüel senterlerde sana ne öğretmeye çalışırlar? Neyi vermeye çalışırlar? Maksatları nedir? Para kazanmak isteyenlerin dışında. Kendini bilmek. En büyük hakikat, anlayış nedir? Ben, emir almam diyen ben, emirden başka bir şeyle var değilim demek. Emirle varım. Dedim ki o kimseye, işte o kimse, emir almam kimseden, senden de almam dedi, alma dedim. Benden alırsan senin için şereftir. Bak kimden alıyorsun sana söyleyeyim. Her şey emir üzere yürür. Ama şerefi kimin emriyle yürür? İnsanın şerefi kimin emriyle yürümesindendir. Kimin emriyle yürürse şerefi ona göredir. Sultan, padişah emriyle hareket edene sultan kulu derler. Onun bir de ihtişamı, heybeti vardır. Herkes önünde, onun da önünde eğilir. Nefsimin emriyle geldim. Tüş! Tuvalete. Koş! Tükürürler adamın suratına. Arada işte bu. O kimseye dedim ki, benden emir alsan senin için şereftir dedim. Bak kimden emir alıyorsun. Şimdi karnın bastırsa, bir baskı gelse, yerinde duramaz olsan, o karnından sana bir emir gelir. Koş. Hemen koşmaya başlarsın. İstersen kal. Sıkıysa otur. Koş. Nereye? O tarafa. Neresi orası? Ve bir de C yazıyor. Oraya aç gir çabuk. Bak nasıl koşturuyorsun, hem de nasıl. Deli danalar gibi, tazılar gibi koşturuyorsun. Nasıl? Kimden aldın emri? İçindeki pislikten. Bak ne kadar şerefin var. Nasıl da emir dinliyorsun? İşte bu. Sen hiçbir emre itaat etmezsin öyle mi? Bana söyledin bunu. Onun için benden emir alsaydın keşke dedim. Şerefin olurdu. Bağırsaklardan aldın, koktun bir de. Ne yapmalı o zaman şey? Bir tane yetmiyor, yetmez, o bile geçirmiyor. Deme, emir almam, alıyorsun. Anla, emirsiz yaşayamazsın. İnsansan ihtiyaç sahibisin. Her bir ihtiyaç sana emreder. Bunu yap, şunu yap, onu yap. Ve sen hep yapmak peşindesin, etmek peşindesin, koşmak peşindesin. Hani emir almıyordun? Susadım. Susuzluk sana emrediyor. Git çabuk bana su getir. Bak sana neler, nerelerden emirler geliyor. Açlık sana emrediyor. Koş karnımı doyur. E nasıl, bir ekmek yok. Git çalış diyor benim için. Benim kölemsin sen. Çalışacaksın. Benim için ekmek kazanacaksın. Ekmeği bana yedireceksin. Emrediyor sana. Seni köle yapıyor. İnsan ihtiyacının kölesidir. Peki gökler sana ne söylüyor? İhtiyacın dışına çık diyor. Bunun için sana her türlü senin bu ihtiyaçtan dışına çıkaracak uzman ekip yolluyorum. Göklerin adamlarını yolluyorum, ustalarını yolluyorum. Kendini onların eline teslim et, sözünü dinle. Ben emir dinlemem deme, onları dinle. Çünkü onlar sana şerefli söylüyor. Sana şeref verme. Her emirleri sana şeref getirecek emirler. Tuvalete koşturacak değil. Onların sözü senin üstünü başını, içini dışını kokutmak için değil. En azından kötü kokutmak için değil. Güzel kokular, senden güzel kokular çıksın, güzel görüntüler çıksın diye. Seni her şeyin üzerine çıkarsın, şerefli cevher eylesin. Herkesin hayran kaldığı bir şey eylesin diye. Allah bizi hep tuvaletin yolunu tutanlardan etmesin, göklerin yolunu tutanlardan eylesin. Cennetlere doğru yükselenlerden eylesin ki orada tuvalet yok, o tuvalet ihtiyacı da yok.
Ve sana göklerin emri seni o makama çıkarmak içindir. Başka bir şey için sana emri yok. Tuvalet ihtiyacın olmadığı, tuvaletin olmadığı, kokutmadığın, kokutamayacağın yerler. Hürmetül Habib, hürmetül Fatiha.